Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 14 Ağustos 2017 Pazartesi. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, çiftçinin adeta yok pahasına sattığı domates ve biber fiyatlarında üretici ile market arasındaki uçurum arttı. Çiftçinin adeta yok pahasına sattığı domates ve biber fiyatlarında üretici ile market arasındaki uçurum arttı. Tarladan 500 kuruşa çıkan domates halde markette 2 ile 2,5 liraya gidiyor. Erzincan'ın yerli üretimi olan domates ve biberde tarladan çıktığı fiyat marketlere yansımadı. Erzincan'a 34 kilometre uzaklıkta bulunan Uluköy'de domates üreticileri dertli. Erzincan'da ve Doğu Anadolu'da domatesin üretim merkezi olarak bilinen Uluköy'de domatesler ve biberler yok pahasına çiftçinin elinden çıkıyor. Yok pahasına ürünler tarladan çıkmasına rağmen Erzincan'da marketlerde ve pazarlarda fiyatlar değişmedi. 2 ile 2,5 lira arasında domates satılıyor. Uluköy'de domates üreticiliği yapan Uluköy eski muhtarı çiftçi Yunus Gül Cemal yetkililerden yardım istedi. Abi bunu aşağı yukarı 15-20 yıldır ekiyorum. İlk geldiğinden belli ben ekiyorum bunu. Bir an duman alamadık. Bütün aracıların elinde kaldık. Domatesin güzelliğine bak, şu domatese bak. Bir çuval gübre 100 lira, 120 liraya bize satıyorlar. 500 liraya domates veriyoruz. Uluköy'de 500 lira domates. Duyanlar duymayanlar gelsin alsın. Götürenler de çokları paramızı vermiyor. Bir sene dolandırıp basıp koyu gidiyor. Aslında bizim burada tarlacılık bitmiştir. Biz sera istiyoruz. Vatandaşlara sera yapılmasını istiyoruz. Karayazı'ya verirler, başka yerlere verirler. Bizim buraya sayın milletvekillerin bir tane sera mera yaptırmadılar. Gel şu malın güzelliğine bak hele bak. Hiçbir yerde yok. Ne Tokat'ta var, ne İstanbul'da var, ne Ankara'da var, ne Yaylalar'da var. Hiç bu malı bir yerde bulamazsın abi. 500 liraya malımıza müşteri bulamıyoruz. Bütün vatandaşın elinde kaldı. Ne yapmamız lazım? Devlet büyüklerime bunu söylüyorum. Ne yapmamız lazım? Yani bunu suya mı dökelim? Bizim çoluğumuz çocuğumuz yok mu? Ekmek yemeyecek mi kardeşim? Herkes rızkını yesin. Bize sahip çıksınlar. Çiftçiye sahip çıksınlar. 500 liraya domates olur mu? 700 liraya 800 liraya biber satılır mı? Eğer dalından kopmuş satılırsa tamam bize verelim. Vatandaş mağdur oldu abi, mağdur. Erzincan Belediyesi ile Erzincan Bisiklet Derneği sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için bisiklet turu düzenledi. Erzincan Belediyesi ile Erzincan Bisiklet Derneği sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için bisiklet turu düzenlediler. Erzincan Belediye Sarayı'ndan başlayan etkinlik Ekşisu Mesire alanında sonlandırıldı. Konu hakkında açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, bisiklet kulübü ile birlikte sağlıklı yaşam, trafik sorununu ve hava kirliliğini önlemek için bir etkinlik düzenledik. Ulaşım aracı olarak da bisikleti tercih edilmesini istiyoruz. Etkinliğimiz Erzincan Belediye Sarayı'ndan Ekşisu'ya kadar sürecek. Bundan böyle her ay bu etkinliği gerçekleştireceğiz dedi. Bugün bisiklet kulübüyle birlikte Erzincan'da bir etkinlik düzenliyoruz. Sağlıklı yaşam için, trafik curcunasını bitirmek için, şehirdeki hava kirliliğini yok etmek için daima bisiklet sağlıklı yaşam için şart. Ulaşım aracı olarak da biz bunun tercih edilmesini istiyoruz. Tamam. Erzincan Belediyesi'nin önünden Ekşisu'ya kadar gidiyoruz. Ve bu etkinliğimiz her ay yapmayı planlıyoruz. Ve bundan sonra belediye olarak bisiklet sürenleri teşvik edeceğiz. Bisiklet kullanmayı teşvik edeceğiz. Ödüllerimiz olacak. Ben tekrar herkese saygılar sunuyorum. Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen cami çocuk buluşmaları kapsamında yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar Cami-i Kebir'e götürüldü. Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen cami çocuk buluşmaları kapsamında yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar Cami-i Kebir'e götürüldü. Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, İl Müftüsü Yavuz Karabayır ve öğrenciler katıldı. İl Müftüsü Yavuz Karabayır yapmış olduğu açıklamada cami çocuk buluşması kapsamında yapılan programın amacı hakkında bilgiler verdi. Yaz Kur'an kurslarımızın kapanış programını Cami-i Kebir'de birçok Kur'an kursumuzun öğrencilerinin bir araya
gelmesiyle bir kapanış programı düzenledik. Çeşitli Kur'an kurslarımızdaki öğrencilerimiz görmüş oldukları eğitimlerinin meyvesini burada bir programla bize arz ettiler. Kimisi şiir okudu, kimisi Kur'an okudu, kimisi vaaz etti, kimisi hutbe okudu. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu vesileyle, bu tür hizmetlerle inşallah milli manevi duygularına, milli manevi kültürümüze sahip çıkabilecek, bu duyguyla yoğrulmuş hayırlı nesiller olması ümidiyle bu programları düzenlemiş oluyoruz. Cenab-ı Hak bütün çocuklarımızı muhafaza eylesin, neslimizi muhafaza eylesin. Ve ben bu programda emeği geçen velilerimizden, çocuklarımızdan, hocalarımızdan Cenab-ı Hak razı olsun diyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, Erzincan'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı. Erzincan Adliyesi'ne sevk edilen ve bazıları örgütün şifreli haberleşme programı Baylo kullanıcısı olduğu belirtilen zanlılar Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen bu kişilerden 4'ü tutuklandı. Diğer 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz yayında ve yapımda. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.